Sayın hocam, Sayın Şengör hatta mısınız efendim? Alo. Alo, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, buyurun. Öyle bir alo dediniz ki, buyurun, hoş geldiniz. Hayatım, şimdi böyle benim söylediklerim etrafında saçma sapan laflar ediliyor. Dolayısıyla halkı aydınlatmak lazım. Ben ne söylediniz siz tam olarak? Kanal İstanbul... Benim söylediğim şu, bir... Okuyabilir miyim? Ben, bir dakika. Jeolog olarak... Buyurun. Tam hocam sizin... Kanala taraftarım veya karşıyım diyemem. Çünkü elimde veri yok. Tamam. Ama jeolog olarak şunu söylerim. Efendim, kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Tamam. Deprem tetiklemez kanal. Bunun hesabını yapmak da kolay. İki, eğer bir tsunami olursa kanal tehlikeye girer. Üç, kanal boyunca benim öğrenebildiğim kadarıyla akselera, yani ivme hesapları yapılmamıştır. Bunlar yapılmadan bir deprem kanalı kırar mı kırmaz mı cidarını, bunu bilemeyiz. Ben bunları söyledim. Bu kadar. Hı hı. Ama bunun yanında da şunu dedim ki, bunu Fatih'te yayınladı. Orada kanal etrafında yeni bir şehir oluşturmak cinayettir dedim. Yani ben Sayın İstanbul Belediye Başkanımızın söylediğini orada tekrar ettim. Artık İstanbul yeni bir şehri kaldıramaz. Bunu kaldıramıyor ki, nerede yenisini kaldıracak? Anladım. Dolayısıyla sizin açıklamanız... Bu benim vatandaş olarak görüşüm. Yani ben ne trafik uzmanıyım ne şehircilik uzmanıyım. Ama jeolojik olarak dediğim, efendim kanal büyük deprem yapar bilmem ne. Hayır, yapmaz kardeşim. Yapmaz diyorsunuz ama orada... Hayır, yapmaz. Evet. Ama yani yapılaşma biz barajlardan olursa... biliyoruz bunu. Atatürk Barajı 43 milyon kilogramdır taşıdığı su. İstanbul Barajı'nın taşıyacağı su 15 milyon kilogramdır. Dolayısıyla oradan kaldıracağın toprak çarp 15'i 2,5'la 2,3 ile sana ne çıkar? 35 çıkar. Siz deprem açısından söylüyorsunuz. Tabii. Evet. Sadece ve, yani ben şunu diyeyim sana. Sadece ve sadece jeolog olarak konuşuyorum ben. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bunun dışında akiferlere tesir eder mi, Terkos Gölü'ne sızar mı falan? Peki 500 bin kişi, hocam, canım hocam, 500 bin kişi oraya eğer yerleşirse, orada bir yapılaşma olursa, 500 bin kişinin oraya yerleşmesini anlama gelir. Çünkü daha farklı rakam... Bir deprem olursa canlarına okunur, o anlama gelir, ama deprem tetiklemez. Deprem tetiklemez, peki. Ama yani oraya o kadar adam yerleştirirsen suyu nereden bulacaksın? İstanbul atmosfere bağlıdır. Bu 1864'ten beri biliniyor. Cihat Çof 1864'te demiştir ki İstanbul ve Boğaz kitabında, sizin İstanbul'a dışarıdan su getirmeniz gerekecek ileride demiştir. Bugün o durumdayız. Peki Sayın İmamoğlu da sizi dinliyor Sayın Başkan. Bir sorunuz var mı Celal Şengör? Sayın Başkan, ben bir şey söyleyeceğim. Ters bir şeye konuşmadı. O size zaten bir şey söylüyor. Ben ters bir şeye konuşmadım. Celal Bey size bir şey söylüyor. Evet, buyurun Sayın Başkan, sizi dinliyor. Sayın Başkan demiş ki, ben davet ettim, mazeret bildirdi diye. Evet, o mazeretimi de söyledim. Sayın Başkan'a ben televizyonda bir kere dedim ki, bakın bu işi hakikaten bilen bir avuç adam var. Yani iki elin on parmağı kadar. Bunlarla konuşmak lazım. Böyle geniş ve büyük toplantılar politik olarak doğrudur, bilimsel olarak yanlıştır. Gidecek misiniz? Daha küçük toplantı yapılırsa, daha küçük toplantı yapılırsa gider misiniz? Ve doğru adamlarla. Yani ben Sayın Başkan'ın beni davet eden yanındaki servis başlarına veya servisteki arkadaşlara izah ettim. Dedim ki, bana gönderilen programda baktım. Mesela jeolojiyle evet, ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış. Peki Celal Bey, çok teşekkür ediyoruz. En azından netleşmiş oldu sizin görüşleriniz. Evet, efendim Celal taraftardı ama böyle bir şey yok. Evet, ne tarafıyım zaten, ne de karşıyım diyorsunuz. Peki. Efendim? Ne destekliyorum ya da desteklemiyorum diyemem ama kendi açımdan konuşuyorum. Adam gibi çalışılsın. Anladım. O zaman çıkar, yapılsın mı yapılmasın mı? Tamam. Peki efendim. Ama adam gibi bilimsel çalışılması lazım. Evet. Peki. Çok teşekkürler Celal Şengör'e. Rica ederim. Sağ olun efendim. Bunun için ben teşekkür ederim. Çok sevgiler hocam. Çok teşekkürler.